Önce şu konuda bir anlaşalım. En sağlıklı yiyeceği satan markaların, firmaların bile amacı para kazanmak. İnsanlara sağlık saçmak değil. E peki bizim sağlığımızı kim düşünecek? Tabii ki biz düşüneceğiz. Kendimiz düşüneceğiz. Bunu yapabilmek için de markette alışveriş yaparken bir yiyecek paketini elimize aldığımızda onu böyle bir inceleyip 20-30 saniye içerisinde bizim için iyi mi, kötü mü, sağlıklı mı, sağlıksız mı olduğuna karar verebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu videoyu da tam da bu amaçla hazırlıyoruz. Ben eğer ilk defa görüyorsanız 6 yıldır sizin gibi güzel insanların güzel beslenebilmesi için, hak ettiği gibi beslenebilmesi için videolar hazırlıyorum, içerikler oluşturuyorum. Eğer bu konuları ilginizi çekiyorsa aşağıdan abone olabilirsiniz. Bu video ilginizi çekiyorsa da hemen beğen butonuna basıp izlemeye devam edebilirsiniz. Rehber şeklinde bir video olacak bu. Aşama aşama gideceğim. Ve ilk aşamamız bir paketi elimize aldığımızda önce neye bakarız? Tabii ki ön yüzüne. Ön yüzünde yazan şeyleri kale almıyoruz. Evet, bu kuralı aklınızda bulundurun. Çünkü yiyecek paketleri oluşturulurken, ambalajlar hazırlanırken bazı yönetmelikler var. Tüm markaların, tüm firmaların uyması gereken. Bunlar içindekiler kısmı, besin değeri kısmını kapsasa da öndeki ambalajı çok fazla kapsamıyor. Yani bir markanın yiyeceğini oluştururken paketin üstüne sağlıklı yazabilmesi için örneğin ya da fit yazması için, diyet yazabilmesi için onun gerçekten diyet, sağlıklı ya da fit olması gerekmiyor. Bu noktada özgürler ve istediklerini yazabiliyorlar. Bunu da bolca kullanıyorlar zaten. Biz bu yazıların hiçbirini kale almayacağız. Bu konuda yapılan bir çalışma da var. İnsanlar genellikle bir şey satın alırken ön paketine bakarak karar veriyormuş. Biz bunlardan olmayacağız. Hemen arka yüzünü çevireceğiz. Peki arkasını çevirince neye bakacağız? Kalori, besin değeri kısmını bir kenara bırakacağız. Şimdilik birazdan oraya da geleceğiz. İlk bakacağımız yer mutlaka içindekiler kısmı olacak. Çünkü o paketin içinde neler varsa, o içindekiler kısmında neler yazıyorsa biz onu yediğimizde aslında vücudumuza onları almış olacağız. Tam da bu nedenle bu kısım çok önemli. Peki bakarken nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Bu içindekiler kısmında bir liste görüyorsunuz değil mi? Çevirdiniz baktınız işte un, tuz, şeker falan 3 beyazı saydık direkt. Buradaki sıralamayı mutlaka büyükten küçüğe doğru yapmak zorundalar. Yani çevirdiğinizde o içindekiler kısmının ilk başından en fazla neler varsa onlar yer alıyor. Şöyle bir genelleme yapabiliriz. İlk 3 sırada ne varsa büyük bir kısmını o yiyeceğin onlar oluşturuyor. Örneğin gittiniz bir işte ne alıyorsunuz? Yulaf ezmesi alıyorsunuz değil mi? İçine böyle ekstra bir şeyler daha eklemişler. İşte lezzetli meyveli yulaf ezmesi falan diye satıyorlar. Aldınız, ne beklersiniz? İlk sırada yulaf ezmesi olması lazım değil mi? Bakıyorsunuz yulaf ezmesi yok. Aa, ne var içinde? Bilmem ne özütü. Tamam, ikinci sırada ne var? Buğday unu koymuşlar. Üçüncü sırada şu, beşinci sırası bu. Geliyorsun altıncı sıraya, %20 yulaf ezmesi varmış paketin içinde. Geri kalan %80'lik kısmı bizim ihtiyacımız olmayan tatlandıracak edecek şeylerle mesela doldurulmuş. Bu tufaya düşmeyeceğiz arkadaşlar. İçindekiler kısmına bakacağız. Gerçekten almak istediğimiz ürün neyse içinde o var mı? Buna bakacağız, evet. Bu noktadayız tam olarak. Buna bakmamız önemli. Birkaç örnek de vereyim burada aklınıza daha kolay yer etsin. Ön ambalaj fake'ini, dümenini daha çok böyle bisküvilerde çok görürsünüz. İşte fit bisküvi, şöyle bisküvi, sağlıklı bisküvi falan filan, diyet bisküvi diye böyle itelenir. Çevirip baktığınızda içinde aslında şeker deposudur. Hiçbir farkı yoktur normal bir bisküviden. Veya mısır gevreklerinde sağlıklı, fit, form gibi bir sürü böyle terim kullanılır. Üzerinde işte spor yapan, koşan insanlar, mutlu insanlar falan. Ama besin değerlerine baktığın zaman hiç de alakası yoktur aslında sağlıklı ya da bir sporcu beslenmesiyle. O yüzden bu iki tufaya düşmüyoruz. Yine içindekiler kısmında dikkat etmeniz gereken bir diğer şey, eğer o listede çok uzunsa, yani bir 2 satır, 3 satıra artık ulaştıysa veya daha fazla da olabilir bu, uzadıysa o yiyeceğin fazlasıyla işlenmiş bir yiyecek olduğuna emin olabilirsiniz. Geçelim bir sonraki adıma. Porsiyon. Evet, burada da çok fazla dümen dönüyor. Bir yiyeceği aldınız, cips paketlerinde mesela bu çok vardır. Normalde bir paket cips nedir? Bir kişiliktir değil mi yani? İnsani olarak oturduğun bir şey yiyeceksin, cips yiyeceksin. O paketi açarsan biter abi, tek başına yersin. Ama paketlerde böyle yazmaz. Arkasında besin değerleri der. Oraya yazar böyle işte 100 kalori, şu kadar karbonhidrat, şu kadar yağ falan, dersin ki ya 100 kalori alt tarafı. Ama aslında değildir. Yanında böyle parantez içinde bir porsiyon demiştir, 30 gram. He, demek ki bu paketin 30 gramı bir porsiyonmuş ve ben bunu yalnızca 30 gramını yersem o 100 kaloriyi alacağım. Bütün paketi yersem değil. Burada mutlaka bakalım ve oran orantıyı yapalım. Bir paketin kaç gram o yiyecekten içerdiği genellikle son kullanma tarihinin altında yazar. Porsiyon olayları gerçekten çok komik yani, markette biraz dikkat edin. Örneğin bir çikolata satılıyor. Bakıyorsun bir tane çikolatayı normalde diyor ki işte 3 porsiyon halinde yenmesi önerilir. Ya Allah aşkına kim alıyor da o çikolatayı 3'e bölüp de bir parçasını yiyor? Tamam, bir porsiyon çikolata yedim deyip hayatına devam ediyor. Biliyoruz ki onun için
önce hepsini yiyeceksin. O yüzden hepsinin kalorisi neyse oran orantıyla hemen kafandan hesaplaman lazım. Cipslerde mesela 3 porsiyon 4 porsiyondur o bir paket cips. Yani orada yazan 30 gram cips şu. Yani biri cips yiyordur. Kanka alır mısın der, elini atıp böyle hunharca oradan bir avuç alırsın. Odur yani. O bir porsiyon mu? Değil, o böyle atıştırmalıktır yani. Bu tufalara düşmüyoruz. Gelelim bir sonraki adıma. Bazı terimler vardır. Böyle ambalajlarda çok fazla kullanılan ve bunları duyduğumuzda bizi o ambalaj çeker böyle mıknatıs gibi. Çok daha iyi, çok daha sağlıklı bir seçimmiş gibi gelir. Bu terimleri hızlı hızlı sizlere açıklamak istiyorum. İlk terimimiz light. Bir şeyin üzerinde light yazabilmesi için o yiyeceğin orijinalinin kalorisinin veya yağ miktarının birazcık düşürülmesi yeterlidir. Ve bunu yapmak için genellikle izlenen yöntem de şudur. Örneğin yağ oranı azaltılır, daha fazla işlenerek besin ve yağ gidince ne olur? Lezzeti azalır. Lezzet azalırsa insanlar satın almayacak. O yüzden giden yağ yerine o kalori miktarını daha fazla şekerle, daha fazla tatlandırıcıyla kapatırlar ki yine lezzetini koruyabilsin. Sen de gidip oradan light ve daha güzel bir şey aldığını zannederken aslında daha çok işlenmiş, daha çok şekerli bir şey almış olursun. O yüzden mutlaka içindekiler kısmına bakıyoruz. Bir başka terim, çok tahıllı. Bu da kulağa çok hoş gelir ama yiyecekte çok tahıllı yazabilmek için aranan tek şart birden fazla çeşit tahıl ürünü kullanması. Burada o tahılların iyi ya da güzel tahıllar olması gerekmiyor. En dandinden, en rafinesinden iki farklı çeşit tahıldan onun içine koymaları bu koşulu karşılıyor. O yüzden çok tahıllı kısmında çok kale almayın. Sıradaki terim, natürel veya doğal. Bu da çok sık kullanılır. Bunu da yazabilmek için aranan tek şart o yiyeceğin içerisinde doğal bir şeyin bulunması. Örneğin doğal bir elma. Gerçekten doğal usullerle yetiştirilmiş bir elmayı alıp da bundan meyve suyu yaptıkları zaman doğal elma suyu diye bunu satabiliyorlar. Biz bunu görünce şöyle anlıyoruz. Doğal elma demek ki tamamen elma bu. Aldılar elmayı, suyunu çıkardılar, satıyorlar. Ama öyle değil. İçinde elma var, doğal elma var, okey. Ama bunun dışında buna şeker de ekleyebilir, tatlandırıcı da ekleyebilir, şurup da ekleyebilir, meyve özütü de ekleyebilir. Bunların hepsini ekleyebilir ama bunun yanında doğal elma varsa bir de onun içinde bunu doğal elma suyu diye satabilir. Buna da dikkat edip içindekiler kısmına mutlaka bakıyoruz. Organik de yine popüler terimler arasında ama bir şeyin organik olması onun sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin organik şeker de en nihayetinde şeker. Şeker eklenmemiştir veya ilave şeker yoktur demek de yine o yiyeceğin şekersiz olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü içinde kullanılan malzemelerin bazıları kendiliğinden yüksek karbonhidrat, yüksek şeker içeren şeyler olabilir. Sonuç olarak gayet tatlı, bol şekerli bir şeydir o ama ekstra rafine şeker yoktur. Görece olarak daha iyi midir? Evet, daha iyidir. Yani aynı yiyeceğin rafine şeker de eklenmiş versiyonundan daha iyidir. Ama yine de size düşük şekerli veya şekersiz bir şey olduğu anlamına gelmediğini hatırlatmak isterim. Low kalori veya düşük kalorili. Bunu yazabilmek için de aranan şart aynı markanın örneğin bir yiyeceği var, tamam mı? Bu orijinali. Bu da onun low kalori, düşük kalorili versiyonu. Bunu yapabilmek için tek gereken bundan 1/3 oranında daha az kalori içermesi gerekiyor bunu. Low kalori olarak satılabilmesi için. Peki bu zaten normali çok yüksek kalorili ise bunun 1/3 oranında daha az kalorili versiyonu da çok kalorili olmaz mı? Evet, çok kalorili olur ve tam olarak bu şekilde kullanılıyor zaten. Hatta bazı markalar sırf düşük kalorili adı altında satabilmek için bazı ürünü. Asıl satmak istedikleri şey bu. Düşük kalorili adı altında bunu satmak istiyorlar. Sırf bunu yapabilmek için bunu çok daha yüksek kaloriyle üretiyorlar. Daha çok şeker koyuyorlar, daha çok karbonhidrat vesaire basıyorlar, yağ basıyorlar. Yüksek kalorili bir şey yapıyorlar. 1/3 kalorisi diğer markaların normal haline denk geliyor. Örneğin normal bir fıstık ezmesi, bu da düşük kalorili fıstık ezmesi ama bakıyorsun kalorisi aynı. Çünkü bu markanın normal fıstık ezmesi diğerlerinden daha yüksek oranda. Anladınız siz onu. Low fat veya düşük yağlı yazısını da yine dinlemeyelim arkadaşlar. Çünkü yiyeceklerin yağını azaltırken çoğunlukla daha sağlıksız bir hale getiriyorlar bunu aslında. Ya o yağı azaltıp daha çok şeker veya tatlandırıcı ekliyorlar ya da yağı azaltabilmek için daha fazla işliyorlar, daha işlenmiş bir hale getiriyorlar. Yine içindekiler kısmına mutlaka bir bakın. Evet, bundan yağ gitmiş ama ekstra acaba neler gelmiş? Tam tahıl kullanılmıştır. Yine çok sevdiğim terimlerden biri. 10 numara dümen. Bunu yazabilmek için de aranan tek şart gerçekten bir tam tahıl onun içinde bulunması. Ama bu demek değil ki tamamı tam tahıllardan oluşsun. Tam tahıl normalde rafine tahıla göre tabii ki çok daha iyi. Çünkü daha bütün halde bulunduğu için daha uzun sürede sindirilir. Kan şekerini daha yavaş yükseltir. Böylelikle daha uzun süre bizi tok tutar. İyi ve güzel. Ama örneğin bir ekmek yapıyorlar ve bu ekmeğin üzerine tam tahıl kullanılmıştır yazıyor. Sen buna baktığında diyorsun ki tam tahıllı ekmek demek ki iyidir. Ama arkasını çevirip içindekiler kısmına bir bakıyorsun. %2'si tam tahıl, %90'ı rafine direkt işlenmiş tahıl mesela. Bam gün basmışlar. Yalan mı? Değil. Kullanılmış mı? Kullanılmış ama senin beklediğin gibi kullanılmamış. Çok az bir şey. Koklatılmış. Biraz zeytinli poğaça gibi düşün yani. Onda da zeytin kullanılmıştır aslında ama zeytin var mı yok mu? Bin şahit ister. Birkaç terimi tek potada inceleyeceğim. Vegan,
glutensiz, vejetaryen. Bu yazıları da görmeniz doğrudan onların sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle glutensiz ve vegan etiketiyle böyle basılan, satılan şeylerin birçoğu çok fazla şeker içerir, tatlandırıcı içerir, sağlıklı şeyler değildir. Mutlaka yine içindekiler kısmına dönüp kendimiz karar vereceğiz. Yine kıl olduğum bir terim, besin değeri zenginleştirilmiştir, vitaminleştirilmiş falan. Yani gidiyorlar, ne yapıyorlar? Sen örneğin süt alıyorsun, tamam, meyveli süt. Meyveli süt ne ya? Kakaolu süt. Meyveli süt var mı? Muzlu süt falan. Tamam, doğru örnek vermişim. Tamam, sen bir şey alıyorsun, tamam, süt alıyorsun. Genellikle çocuklara satılan ürünlerde yaparlar bunu, ebeveynleri kandırmak için. Besin değeri arttırılmıştır der, zenginleştirilmiştir der. İçine bunun vitamin basar. Bayağı multivitamin tabletini eritmişler şeyin içine yani. A, B, C, D, E, F, G, yumuşak G'ye kadar bütün vitaminler içinde vardır. Normalde bir alakası olmamasına rağmen aslında gerçekten bir alakası da yoktur. İçinde var mıdır? Vardır. Ama bu nedir? Üzerine vitamin takviyesi eklenmiştir. Gerek var mı ya da bu neden ekleniyor? Bana sorarsanız tamamen saçmalık yani. Bir süt satıyorsun, yanında D vitamini ekliyorsun. İyi de benim D vitaminine ihtiyacım yoksa ben neden ekstra D vitamini alayım? Yani öyle bir niyetim olsa giderim zaten vitamin hap alırım, hap içerim yani. Neden ben hani anlamıyorum. Hani burayı gerçekten anlamıyorum. Daha çok vitamin daha iyi demek değil arkadaşlar. Bir vitamine gidip tahlil yaptırırsınız vücudunuzda eksiklik varsa. Bunu gidermek için kısa bir süre takviye belki kullanabilirsiniz. Ama iyi bir şeymiş gibi bunu anlatıyorlar, böyle kan beynime sıçrıyor. Her neyse, başka bir adım. Bırakalım bu terimleri bir kenara. Şeker meselesi. Şekersiz bir şey almak istiyorsunuz. Çeviriyorsunuz, içindekiler kısmında harbiden şeker yazmıyor. Ama şekerin 1000 tane daha ismi var arkadaşlar. Şu an ekrana bazılarını bunların koyduk. Bunlardan biri veya birkaçı varsa o ürün gerçekten şeker eklenmiş bir üründür diyebiliriz. En azından şekerin ya kendisi ya da farklı formlardaki versiyonları böyle içinde vardır. Gizli şekerli üründür. Bunlara da dikkat edin. Gelelim son adıma. Besin değerini neye göre seçeceğiz? Yani bir şeyin kalorisi ya da protein, karbonhidrat, yağ değerleri bizim için uygun mu değil mi? Bunu nasıl anlayacağız? Bunun için sizin bireysel olarak kendi günlük kalori ve makro besin, yani protein, karbonhidrat, yağ ihtiyaçlarınızı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu hesaplamak çok kolay. Bizim sitemizde de var, fitteme.com'da. Ücretsiz bir şekilde tık 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 hemen hesaplayabilirsiniz. Aşağıya link koyarım zaten. Oradan gidip bir hesabınızı yapıp günlük kalori ve besin ihtiyaçlarınızı öğrenirsiniz. Daha sonra beslenmenize de bu yiyecekleri böyle dahil ederken o ihtiyaçlarınızı kapatacak, giderecek şekilde yerken zaten zamanla 3 aşağı 5 yukarı kendi ihtiyaçlarınızı anlayıp buna göre karar verebilirsiniz. Hızlıca şöyle bir toparlayacak olursak, 1. Ön paket, ön ambalaj, direkt geçiyoruz abi. 2. Ekstra terimler, şunlar bunlar, bunları da direkt geçiyoruz. 3. İçindekiler kısmına bakıyoruz, orada böyle bir Orhun kitabeleri gibi bir şey görüyorsak, destan yazıldıysa ya da orada, direkt geçiyoruz abi. Çılgınlar gibi işlenmiştir, bir sürü katkı maddesi vardır, at kenara. Sıralama çok önemli, büyükten küçüğe yapılıyor. İlk başta ne varsa, asıl istediğimiz besin neyse onun en azından orada görelim. Olsun. Yani yulaf ezmesi alırken orada yulaf ezmesini görelim en başta. Daha sonra kaloriye bakarken de porsiyon tufasına düşmeyelim. Aldığımız şey kaç gram, biz bunun kaç gramını yiyeceğiz. 100 gramına göre o besin değerini kafada bir oran orantıyla yapıp hemen hesaplayarak o şekilde bunu analiz edelim. Ve günlük ihtiyaçlarımızı bilmiyorsak fitteme.com'a gidip inceleyip hesaplayalım. Eğer sağlıklı beslenmek istiyorsanız, kilo almak veya kilo vermek istiyorsanız ve bu konuda profesyonel bir desteğe ihtiyacınız varsa da diyetisyen ekibimizle birlikte sizlere yardımcı olabilir. Hayat tarzınıza en uygun ve hedefinize en uygun biçimdeki beslenme planını sizler için hazırlayıp takibinizi yapabiliriz. Aşağıya yine link bırakacağım. Açıklamalar kısmından bu hizmetimize de ulaşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa hemen şuradaki yuvarlaktan abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.